Hepinize merhabalar. Eminim hepiniz şoksunuz. Nedenlerini merak ediyorsunuz. Diyeceksiniz ki ya bu adam salak mı, gerizekalı mı? Herkes kaçmaya çalışırken bu adam niye Hollanda'yı terk ediyor, biz oraya gelmeye çalışırken diye düşünüyordur dostlar. Sebeplerini anlatacağım ama bu benim hayatımda yaptığım, size yaptığım en mutlu video diyebilirim. İsterseniz introya geçelim, sonra anlatmaya başlayayım. Dostlar biliyorsunuz yıllardır Polonya'da yaşayıp sonradan Hollanda'ya taşınıp bir anda radikal kararla burayı terk etme kararı aldık. Bunun sebepleri var tabii ki de ama bunun aslında altyapısı var. Uzun yıllardır yavaş yavaş büyüyüp sonradan farkına vardım, bir gerçeklik diyebilirim artık. Biliyorsunuz daha eğer kanalı takip ediyorsanız zaten daha önceki videolarda biraz bahsetmiştim. Yavaş yavaş hayatı sorgulamaya başladım dostlar. Ve kariyerde belli bir yere geldikten sonra yükselemediğimi farkına vardım. Ve bundan dolayı ben bir yol ayrımına girdim. Dedim ki ya ben kendi işimi kurmalıyım, kendim için bir şeyler yapmalıyım. Sistem için değil. Çünkü uzun yıllardır mühendis olarak birçok kurumsal şirketlerde çalıştım. Hani bunu bir kibir ya da bir gurur ya da ego olarak algılamayın. Ama gerçekten yani herkesin girmek için can attı. Dünyanın en büyük şirketlerinde çalıştım diyebilirim. Kendimi de geliştirdiğime inanıyorum. En azından öyle hissediyorum. Çünkü Hollanda'ya geldim, genelde yaptığım tüm mülakatlarda insanların beni, şirketlerin beni reddetmelerinin sebebi çok fazla kalifiye olmamdan dolayı. İnsanlar gerçekleri duymayı istemiyorlar dostlar. Neyin farkına vardım biliyor musunuz? İnsan kendi benliğinin farkına vardıktan sonra sağduyu ve idealist bir bakış açısıyla zaten hayata bakınca bunun da ayrıca hem özel hayatına hem de iş hayatında haliyle geçiriyor dostlar. Özellikle ben birçok iş mülakatında birçok CEO'ların, vice president'ların yani en üst düzeydeki yöneticilerin bile aslında mülakatlarında insanlara işte ne bileyim kutunun dışarısından bak, yani farklı düşün, direkt ol, bizi geliştirebilmek için elinden gelen her şeyi yap, yani diğerlerinden farklı olabileceğini göster gibisinden mottolar bulunmakta. Biliyorsunuz iş ilanlarında da baktığınızda işte farklı ol, bilmem ne yap, işte kopyala yapıştır değil de farklı düşünebilen, kutunun dışarısından bakabilen, biliyorsunuz bu tarz kişisel özelliklere sahip insanlar bekliyorlar. Ama son yıllarda ben bunları yapmaya çalışınca aslında bir nevi insanların beni sevmediğini ve düşman olduğunu farkına vardım. İnsanlar eleştirilmeyi sevmiyorlar dostlar. Doğruysa o doğrunun söylenmesini istemiyorlar. Özellikle kurumsal, toksik iş ortamlarında bence bu daha da yaygın. Ve özellikle başarı kıstasının artık maalesef ki it gibi çok ağır şartlarda çalışmak veya çok iş yapmak olmadığını, özellikle göt yalamak olduğunun farkına vardım. Çünkü işi çok çalışan değil, daha efektif, daha hızlı bir şekilde yapıp farklı fikirler sunanların aslında daha yükselmediğini, ama ya bu herkes için geçerli değil ama genel olarak gördüğüm sistem bu. Göt yalayan, iyi geçinen kişilerin çok fazla yanlışlarını, mesela üsttekinin bir yanlışı var. Belli, bariz ve kimse konuşmuyor bunu. Herkesin bildiği ama kimsenin konuşmadığı doğrular var. Bunları söyleyen kişilerin aslında sevilmediğini ve ne kadar başarılı olursa olsun yükseltilmediğini farkına vardım. Ve burada ben bir yol ayrımına girdim. Burada ben kendi değerimin farkındayım. Onların kendileri beni düşman olarak belliyorlar. O zannediyor ki ben böyle devam edersem onun ayağını kaydırabilirim diye düşünüyor. Genellikle şirketlerde, hangi şirkete girersem gireyim, özellikle mülakatlarda bile, yani öyle mantıklı basit sorular soruyorum ki, yani bu senin kendine verdiğin özgüveni gösterir yani. Onlara bile cevap veremeyen kişiler görüyorlar ki yani ben buraya fazla olacağım bildiğinden dolayı kusura bakma, hep reddediyorlar. Sen bize çok fazlasın gibisinden. Ben de burada karar verdim. Burada ben yadırgamıyorum. Hollanda'da ben güya giderim, kurecilik de yapabilirim, başka bir şey de yapabilirim ama ben çalışmak için yaşamayı seçmiyorum dostlar. Ben mutlu olmak için yaşayacağım. Kendim için yaşayacağım. İlk defa kendim için yaşayacağımın kararını verdim. Bunun için nerede mutlu olduğumu düşündüm. Kağıda yazdım. Mutluluklar, yani artılar, eksileri yazdım. Artılar nereye çıktı biliyor musunuz?
Bizim geçen yıl biliyorsunuz Didim'de yazlık almıştık. Küçük. 40-50 metrekare bir yer. Küçük bahçesi var, apartman. Orada mutlu olduğumuzu farkına vardım. Ve işin açısı oraya taşınmaya karar verdik. Belki bu kararın çılgınca olduğunu düşünenler vardır ama dostlar dışarıda çok şükür diyorum yani. Herkesin hayal ettiği sıfır BMW aracım var. Hollanda'ya geldiğimden beri sadece markete kullanıyorum. Hiçbir ihtiyacımın aslında ona ihtiyacım olmadığını fark ettim. Üstüne böyle pahalı harcamalar yaparak kendim daha çok zor soktuğumu, daha çok çalıştığımı, daha çok sıkıntılarım olduğunu fark ettim. Aslında minimalist yaşayarak, basit yaşayarak aslında daha çok mutlu olabileceğimin farkına vardım. Bakın, paranın huzur getirdiği de doğrudur. Parasızlığın huzuru götürdüğü doğrudur. Ama mutluluk getirmediği de aşikardır. Bunun farkına vardım. Çünkü ben buraya geldiğimden beri, bakın hani bunu belki birkaç videoda söyledim ama babamı kaybettim. Babamın mezarına daha gidemedim yani. Oturma iznini bekle bilmem ne, sıkıntılar, ev bul, Hollanda biliyorsunuz birçok sıkıntılar falan vardı. Böyle bir karar aldık ve bu kararın sonucunda artık çok şükür belli bir birikim yaptığımızı ve bu birikimi pasif gelire dönüştürüp aslında biraz daha rahat hayat yaşayacağımızın farkına vardım. Şimdi yapacağım nokta şu dostlar. Bir sonraki videoda taşınma videosunu göreceksiniz. Polonya'ya geri dönüyoruz arabamızla. Eşyalarımız zaten iki tane bavul. Başka bir şey yok. Burada görüyorsunuz zaten. Arabamı satıyorum. Bu arabaya ihtiyacım olmadığını farkına vardım. Bir daha alır mıyım? Zannetmiyorum bu kadar pahalı şey, gereksiz harcamalar yapacağımı. Çünkü neden biliyor musunuz? İçimdeki ego sıfır. Sıfırlandı artık. Kaygı, korku sıfırlandı artık. Ve ne kadar ben para kazanırsam kazanayım, ne kadar yüksek bir konuma gelirsem geleyim, kaygı, korku, ego insanı kendisinin içerisine verdiği ve ayrıca dışarı faktörlerin size uygulattığı, size verdiği bir hissiyat diyeyim ama o kadar içi boş bir hissiyatmış ki onun farkına vardım. Daha basit, minimalist yaşayacağım dostlar. Yani bir nevi vardır yani İstanbul'dan köye göçenler ya da kurumsal şirketten köy hayatına göçenler. Köy hayatına göçüyorum dostlar. Arabamı satacağım Polonya döner dönmez. Onunla bir tane ev almayı düşünüyorum. Hani şimdi diyeceksiniz ev fiyatları nasıl bilmem ne falan. Alınabiliyor dostlar. Gayet de alınabiliyor. Kirayı vereceğim. Ayrıca Polonya'daki evimiz vardı. Biliyorsunuz biz 5 yıl önce almıştık. Şimdi onu satacağız. Kredi borcunu kapatacağız. Değeri de yükseldiğinden dolayı o aradaki değer artışında İstanbul'da bir tane daire alarak da değerlendireceğim. 2 tane dairem olacak. Bunu sizi övmek, kendimi övmek ya da göstermek için demiyorum. Sistemden dışarı çıkıp bir pasif gelir oluşturup kendim için yaşamaya çalışacağım. Bunu diyebilirim yani. Mutlu olmak için. Ve zaten dediğimde de evim var. Çok şükür borcum da yok. Daha fazla başka ne yapayım ki? Daha fazla burada Hollanda'da çalışsam, 2000-3000 euro da kazansam. Bana ne getirecek onu düşünüyorum. Ailemden uzağım. Babamı kaybettim, babamı göremedim. Hayatta istediğim şeyler var ama para, kaygı, korku bunlardan dolayı hep erteliyorum. Ve bu beni daha çok mutsuzluğa şey yapıyor dostlar. Çünkü diyorum 2000-3000 euro daha kazansam ne değişecek? Arabamı daha iyi arabaya çevirebilirim. Belki hani bir şey materyal ya da gezerim bilmem ne falan tamam da. Ben gezmeyeceğim demiyorum. Ben gezmeye de devam edeceğim de. Sonu yok. Yani evinde sonu yok. Arabanın da sonu yok. iPhone'un da sonu yok. Telefonun da sonu yok. Bilgisayarın da sonu yok. Hiçbir şeyin sonu yok. Bazı kişiler diyecektir abi sen Türkiye'ye git göreceksin işte oradaki düzen, vergiler bilmem neler falan. Evet, her yerde vergiler çok yüksek. Her yerde malın, şeyin değeri çok yüksek. Türkiye'de daha daha yüksek. Bunların farkında mıyım? Evet, biliyorum. Ama diyorum ki ben pasif gelirimi cebime atacağım ve cebimde de param olacak zaten. İhtiyacım olduğu kadarıyla, ihtiyacım olduğu zaman alacağım ve kendimi garantilemişim. Bundan sonrasında niye ben kendimi köle gibi başkalarının götünü yalamak için affedersiniz uğraşayım ki? Bu maalesef sistemin getirdiği köleleştirme politikası hepinizin yapması lazım. Ama ben bu yaşımda, 30 yaşımda dur dedim dostlar. En azından ne yapacağım biliyor musunuz? Bir yıl kafamı dinleyeceğim. 1-2 yıl kafamda bazı iş fikirleri var. Onları yapacağım. Tutmadı mı? Hayatın sonu yok ki. Zaten ben 2 tane dairemi almış olacağım İstanbul'da. Bir tane de dairem olacak. Üstüne cebimde param olacak. Küçük bir tane araba alıp üzerine kamp çadır kurmayı düşünüyorum. Bir tane de Fransız bulduğu almayı düşünüyorum dostlar. Biraz kamp yapacağım, doğayı öğreneceğim, doğayı keşfedeceğim, bisiklet süreceğim, doğa yürüyüşleri yapacağım, ağaçları tanıyacağım. Yani el becerilerimi geliştireceğim dostlar, yemek yapacağım,
Hani siz belki farkında değilsiniz ama eskiden ne kadar şişko olduğumu biliyor muydunuz? 95 kiloydum. Son bir ayda şu kilomu görüyor musunuz? Benim göbek böyleydi dostlar. Bakın şöyle. Bu benim gerçek kilom. Neredeyse 5 ile 10 kilo arasında kilo verdim. Stres, kaygıdan dolayı birçok hastalığım vardı. Onlar durdu. Sigarayı bıraktım, içkiyi bıraktım. O kadar aktifim ki, o kadar mutluyum ki inanamazsınız. Çok pozitif yönde artıları oldu. Çünkü çalış çalış çalış, şimdi belki dersiniz ki tuzun kur. Evet, ondan dolayı. Belli bir yanda, belli bir yol, belli bir şeyden sonra dur demek lazım ve risk almak. Türkiye'ye gitmek büyük bir risk değil dostlar. Bence burada kalmak zaten en büyük risk. Türkiye'de yapamayan insan, yapamazsan, ben de diyorum 1-2 yıl sonra yapamazsan niye korkuyum ki? Ben 5 yılı aşkın süredir, 6 yıldır, 7 yıldır zaten kurumsal şirketlerde mühendislik yapmışım. Piyasada bir adım var, piyasada bir değerim var. İş bulabilirim. İşim de finans alanında değeri var. Çok rahat, hani kurumsal şirketlerde, uluslararası şirketlerde biz Polonya'ya gene geri döneriz. Polonya kapısı veya Avrupa kapısını istediğimiz gibi tak diye böyle gelebilirim. Asıl kolay olan bu. Önemli olan, bana göre en zor olanı kimsenin yapamadığı, kimsenin yapamadığını yapıp bence sistemden çıkmak. Birinin altında değil de kendi değerlerinin altında, kendi bildiğin bir şeyi yapmak bence en değerli bir şey. Çünkü insanla ben 30 yaşıma kadar başkalarını zengin ettim, şirketleri zengin ettim. Bakın, dünyada her şey o kadar tekelleşti ki, küçük markalar bile öldü. Her şey, ne bileyim, Amazon'dur, Lidl'dır, biliyorsunuz, marketler bile tekelleşti. Artık her şey o kadar tekelleşti ki tüm gücü her sektör kendi elinde tutuyor ve istediği gibi arttırıp azaltabiliyor. Bu enerji için de geçerli, elektrik, gaz için de geçerli, yemek için de geçerli, ev sektörü için de geçerli, kiralar, ev fiyatlarının artması falan. Onun için ben bu sistem içerisinde sıkılıp şikayet edeceğimi, kendi sistemimi yaratmaya karar verdim. Bu da nedir? Pasif bir gelir oluştururum. Minimalist bir hayat bakış açısını kazandırırım kendime. Ve bundan dolayı da bana yeteceğinden dolayı veya yetecek şekilde yaşayacağımdan dolayı belli kafamda zannettiğim sorunları, aslında kaygıları hayatımdan dışarı çıkarabileceğim farkına vardım. Çünkü bu stres, kaygı, korku dış faktörlerden geliyor dostlar. Sosyal medya, televizyon, telefon, insanlar. Ya insan, şimdi bakın, bu videonun altına bile birçok yorum gelecektir. Hatırlıyor musun, Matrix filminde şey vardı, ajanlar vardı. Sen bir şey yapmak istediğinde hep size at bakış açısıyla yaklaştılar. Küçüklüğünüzden beri. Doğru mudur, yanlış mıdır? Okuman lazım. Seni her zaman bir kalıbın, bir kutunun içine koydular ama hiçbir geniş açısıyla bakmana izin vermediler. Bu her şey için geçerli ve bu dünyanın sistemi. İster Hollanda'ya gelin, ister Polonya'ya gelin, ister Türkiye'de kalın, ister Amerika'ya gidin. Hiçbir şey değişmiyor. Siz Türkiye'den Hollanda'ya ve Amerika'ya da gittiğinizde hiçbir şey değişmiyor. Eğer siz kendi bakış açınızla, kendi işinizin eline almazsanız zaten sistemin her zaman kölesi olacaksınız. Yani burada ne fark ediyor? Türkiye'de daha ucuza kölelik yapıyorsunuz. Hollanda'ya geldiğinizde daha iyi bir, daha böyle siz aslında daha böyle pahalıya kölelik yapacaksınız. Hiçbir şey değişmeyecek. Arada hiçbir fark yok. Burada önemli olan bence kim buraya gelirse gelsin, kesinlikle gelsin. Ama bu sistemin dışarısına çıkabilmek için belli bir maddi geliri sağlaması lazım. Bunu sağladıktan sonra bana göre ben 50 yaşına, 60 yaşına kadar sırf para için çalışıp paranın kölesi olmak istemiyorum. Hayatımın, zamanımın akmasını istemiyorum dostlar. Onun için ben 1-2 yılımı kendime, nasıl bir insanlar restoran açıyor bilmem ne, yok 1-2 yılını cepten yiyor, 10 yılını, belki 5 yılını cepten yiyor sırf o iş fikrine yatırım yapıyor. Ben de kendime yatırım yapmaya karar verdim. 1 yıl kendimi dinleyeceğim, kendimi öğrenmeye çalışacağım. Neyde iyiyim, neyde kötüyüm, biraz kafam boşken kendimin farkına varmaya çalışacağım. Yoksa ben hayat kaygısıymış, buymuş, borçmuş, daha iyi bilmem ne falan derken, istesen de bu kaygılardan, korkulardan dolayı kendin de zaten onları arttırıyorsun ve sisteme daha çok bağımlı hale getiriyorsun. Ondan dolayı bu şekilde varamadığımı ve risk alamadığımı gördüğümden dolayı benim risk alamadığım, korktuğum, bana tüm korku kaygıları getiren her şeyden elim ayağımı çekiyorum. Bu araba da olabilir yük olarak. Gereksiz, hayatımdaki gereksiz şeyler de olabilir. Bunların hepsini hayatımdan atıyorum dostlar. Bir anda egonun düşmesi, yok olması diyeyim. Stres, korkunun bir anda yok olmasıyla bir anda mutlu olduğum farkına vardım, biliyor musunuz?
mutluluk aslında hayat bakış açısıyla olduğunu farkına vardım. Parayla ya da konumla, insanların size ve sana verdiği değerle değilmiş. Onun için çok mutluyum dostlar. Kendini bir şey zanneden, kurumsal şirketlerde çalışan insanların, bu yapanlardan bahsedeyim, mobbing yapan, seni bir çöpmüş, palavraymış gibi, hiçmiş gibi, senin özgüvenini yerle bir eden bu sistemi ben hayır diyorum. Ben önceki videomda eşimin nasıl mobbinge uğradığını ve o mobbingden çıkma hikayesini anlatmıştım size. Güya Hollanda'da diyoruz değil mi? Çok büyük savaş verdik. Bu benim dediğim Hollanda, burada sakın Hollanda kötü veya iyi diye algılamayın. Hollanda kötü değil, dünyanın her yeri güzel. Ama insan nerede mutlu oluyorsa orada yaşamalı bence. Eğer ben 5 yıl önceki bene döndüğümde ben kesinlikle Hollanda'dan gider miydim? Gitmezdim dostlar. Çünkü belli bir maddi gelire gelmem lazımdı. Onun için buraya gelecekler, gelsinler. Kesinlikle gelsinler. Yaşasınlar, farklı kültürleri görsünler. İyisini, kötü yanını görsünler. Kesinlikle gelmesinler demiyorum. Ama belli bir yandan, belli bir zamandan sonra sistemin sana öğrettiği, yapman gereken rutinler, kaygılar, korkular senin öyle bir ruhuna işliyor ki sanki normalmiş gibi davran, alışmaya başlıyorsun ve ondan çıkamıyorsun. Sonra çıkmak sana aslında büyük bir korku, riskmiş gibi geliyor ama değil dostlar. Siz aslında en riskli olanı yapıyorsunuz. Mesela arkadaşlarımla konuşuyorum, Hollandalı. 750 bin, 800 bin euro ya da 400-500 bin evleri var, kredi çekmişler. Kadın evlendi, mutsuz. Borçlarım var diyor, 2400-2500 euro eve para ödüyorum diyor. Her şeyin şeyi pahalanmış diyor. Evlendim ama riskler alarak, borçlar bilmem ne, ben daha çok mutsuz olduğum farkına vardım. Şimdi ben bunun materyal için çalışmam lazım diyor. Şimdi bazıları diyecek ki hayatın gereği bilmem ne, ev almamız lazım. Evet, almamız lazım da 600-700 bin euroluk ev almaya gerek yok ki dostlar. Dünyada daha ucuza, yani elinizdeki parayla daha refah içinde yaşayabileceğiniz ülkeler var. Ben Türkiye'yi seçtim. Türkiye örnek. Bu Bali de olabilir, Endonezya da olabilir, Tayland da olabilir ya da daha ucuza yaşayabileceğiniz Arjantin veya Kolombiya da olabilir. Yaşayabileceğiniz elindeki parayla size yeten bir yerde de yaşayabilirsiniz. Burada önemli olan, eğer siz burada belli bir şeyleri yapmak için daha çok uğraşıyorsanız, benim bakış açımla, benim elimdeki şeyle daha rahat nerede yaşayabilirim, daha konforlu nerede yaşayabilirim, oraya yönelirim. Benim bakış açım artık bu dostlar. Artık tüketim yerine üretim yapmaya karar verdim. Tüketim yerine üretim yapmaya karar verdim dostlar. Artık markette bunun fiyatı artmışmış, şunun fiyatı artmışmış, benim için artık umurumda değil. Yazın alırım meyvemi, kışın reçelimi de yaparım. Kendi yağımı da yaparım, zeytimi de sıkarım. Artık bakış açım bu olacak. Yani belki size çok monoton, basitmiş gelebilir ama biz bu hayata çalışmak için gelmedik, yaşamak için geldik. Ve şu da var, basit bir örnek ya. Ya bakın, basit bir örnek. iPhone'ları çıkartıyorlar değil mi? Örnek veriyorum, bakın kesinlikle örnek veriyorum. İnsanlar Türkiye'de vergilerin artmasından şikayet edip alamıyoruz diyor. Ama normalde iPhone Pro Max diyelim ne kadar fiyatı? 1500 euro, 2000 euro en yükseği bilmiyorum. Aynı telefonlar, bunun 13 modeli geçen sene daha ucuzdu. Yani neredeyse aynı telefon, muadili telefon, geçen yılki lansmanda yaptıklarında, ondan önceki yılki lansmanlarında yaptıklarında aynı telefon aslında 13 Pro neyse artık, aradaki fiyat farkına baktığında fiyatların aslında 400-500 dolar normalde geçen yıla göre daha pahalı olduğunu görüyorsunuz. İnsanlar bunun neden pahalı olduğunu yapmıyor ama Türkiye'de vergilerden dolayı erişilemediğini konuşuyor. Doğru mu? Doğru. Ama bence bir telefona bu kadar para vermek salaklık. Ne için salaklık? Eğer gerçekten amacı uğrunda kullanmıyorsan. Mesela atıyorum ki 14 Pro diyelim, Pro var, bir de 14 var. Aradaki ne var? Bir tane farklı lens koyuyorlar. O lenste belki 48 megapiksel kamerası var. Lenste belki zoom yapabiliyorsunuz. Evet, ama sen hayatını TikTok'ta geçiriyorsan, Instagram'da geçiriyorsan, Lightroom'da, Adobe Photoshop'ta ya da Final Cut Pro'da o pikselleri gerçekten kare 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 işlemiyorsan ve onları detaylı olarak işin olarak kullanmıyorsan, o aradaki para, aradaki farka para vermene gerek yok. Anladınız mı? Yani bir materyal içinde gerçekten ihtiyaçlarınız kapsamında, gerçekten ihtiyacınız varsa, o sizin işinizse ve gerçekten bunu ileride işe dönüştürecek bir yatırım olarak alıyorsanız kesinlikle alın. Ama hani ucuz bir şey değil yani. Anlatabiliyor muyum? Ya da şey gibi düşünün yani. Hani bu da aynı tişört. 10 liralık tişört de vardır. 100 liralık da vardır. Kalite farkı var mıdır? Belki materyalde vardır ama kumaşın metrekaresinde aslında normalde işçiliği falan vardır. Daha dizaynı farklıdır ama
İşleyiş normalde aynıdır. Demek istediğim bu. Minimalist hayat tarzı. Böylelikle kendimi bunlara erişemiyorum diye mutsuz edeceğimi, aslında erişmem gerekmediğini görerek daha mutlu olduğum farkına vardım. Yanlış anlamayın. Benim param var. Ben istesem. Bakın bunu kibir olarak anlamayın. Gider 10 tane de iPhone alabilirim. Bu şu anki BMW 2 Grand Coupe'yi de upgrade edip 4 serisi de alabilirim istesem. Ama niye yapayım? Niye yapayım? Materyali ben yarın ölüp gitsem yanımda götürebilecek miyim? Onun için kendim için harcamaya karar verdim. Kendim için yaşamaya karar verdim. Bundan sonra yapacağım, oradaki evimde oturacağım. Gezeceğim, kamp yapacağım dostlar. Bisiklet süreceğim, yürüyüş yapacağım. Köpeğimi alacağım, ailemle birlikte olacağım. Sistemin dışına çıkmaya karar verdim dostlar. Hani bunu belki bazı kişiler anlayacaktır. Belli bir olgunluk seviyesine gelmiş kişiler anlayacaktır. Ben çok mutluyum. Çünkü bu farkındalığa 40'ımda, 50'imde, 60'ımda varmadığıma çok sevindim. Çok sevindim. Çünkü ileride o kadar çok yıllarım var ki daha mutlu geçireceğime inanıyorum. Şimdi bazılarınız şey diyebilir, işte Türkiye böyle böyle bilmem. Evet öyle. Benim Sıla Gümrük Yolu videolarına falan Sıla Yolu videolarına falan baktınız da Gurbet Yolu videolarına. Zaten hep ben de sövüyorum. Öyle oldum. Ama dünyanın her yerinde bozukluklar var. Sistem her yerde bozuk. Aynı politika her yerde aynı. İnsanlar gene aynı şeylerden müsterip. Nereye giderseniz gidin. Kaçarak bu düzeltilmiyor dostlar. Kaçarak nereye kadar kaçacaksınız? Türkiye böyle, başka yere gideceksiniz gene aynı sorunlar orada da gelecek. Para, yüksek para kazanmanız tamam belki size biraz rahatlık verecek ama orada da sorunlarınızı çok fazla çözmeyecek. Eğer milyoner, milyarder değilseniz, sistemi kuracak kişiler değilseniz gene bir şey değişmeyecek. Çünkü sistemin size izin verdiği seviyede seviyeye gelebileceksiniz. Onun için ben beklentilerimi azaltarak, hayattan beklentilerim değil, materyalist beklentilerimi azaltarak aslında mutluluğumun benim içerimde olduğunu, ailemde, eşimde, yanımda, ailemin yanında olduğunu gördüm. Ve babamı kaybettiğimde farkına vardım. O kadar boşmuş ki. Boş değil, yapmam gerekiyordu. Kesinlikle yapmam gerekiyordu. Bunlara erişip sistemin dışına çıkmak için belli bir maddi gelir elde etmem gerekiyordu. Ve şu an ettiğimin farkına vardım. Fazlasına gerek olmadığına %100 eminim dostlar. Çünkü kendimde o kadar çok özgüven var ki. En kötü kiram yok, borcum yok. Kendi evim var. Helaliyle en kötü, en küçük parayı kazansam bile benim hayatımı geçindirmeye yeter. Başka bir şeye ihtiyacım yok ki. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi hazırlanıyoruz dostlar. Böyle biraz göstereyim size. Şöyle dostlar, vakumlu torbaları aldık. O kadar güzel ki. Yani neredeyse bir battaniyeyi bile normal küçücük bir şey kalınlığına getiriyor yani. Hamur kalınlığına getiriyor. Yani böyle bir battaniyeyi neredeyse şu kadar kalınlığa getiriyor. Bu vakumlu torbalar o kadar güzel ki. Bakın bizim geldiğimizde şu vakumlu torbalara öyle eşyaları koyduk ki bizim 3 tane bavul sadece bir bavula sığdı. O bakımdan güzel yavaş yavaş taşınıyoruz. Bu evden de çıkıyoruz yavaş yavaş. Size en büyük... Bu benim diyeceğim size kesinlikle bir ders niteliğinde olsun. Kendi değerlerinizi bilin, kendinizi bilin ve kendinizi asla kullandırmayın dostlar. Ve hayatı yaşayın. Hiçbir şey için geç değil ve hiçbir materyal için değmez. Siz çalışarak aslında zamanınızı satıyorsunuz. Allah korusun hasta olduğunuzda ya da bir başınıza bir şey geldiğinde o sattığınız zamanı geri alabilecek misiniz? Ya da başınıza bir şey geldiğinde sağlık olsun bir şey olduğunda o parayla satın alabilecek misiniz? Alamayacaksınız. Onun için hiçbir materyalin dünyada hiçbir şeyin değeri sizden daha değerli değil. Bunu diyeyim dostlar. Onun için bundan sonra benim yapacağım ne biliyor musunuz size? Daha efektif bir şekilde çalışıp nasıl özgüveninizi daha çok geliştirirsiniz? Motivasyonunuzu nasıl geliştirirsiniz? Size motivasyon videoları da çekeceğim. Kendi hayatlarımdan kesitler vereceğim. Ve sizin de aynısını yapabilmeniz için cesaret vermeye çalışacağım. Böyle dostlar şimdi gidelim. Şimdi hazırlanacağız. Bir haftaya gidiyoruz. Polonya'ya gideceğim. Polonya'da evimizi satacağız. Tüm prosedürleri de orada göstereceğim size. Arabayı da satılığa ilana koyacağım dostlar. Onu da göstereceğim. Ondan sonra yavaş yavaş her şey zaten hazır olduğunda Türkiye'ye gitme vakti gelecek. Polonya'dan da videolar çekeceğim size. Polonya'da istediğiniz videolar falan varsa çekmeye çalışırım. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.